Herkese merhaba arkadaşlar, sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Turabi'den Survivor'daki rakiplerine gözdağı, ayağınızı denk alıp dikkat etmezseniz. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'da mücadele edip iki kez şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, All Star 2014'te de parkurlarda mücadele edecek. Turbo, lakaplı 36 yaşındaki sporcu, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile 1 dakika 33 saniye süren telefon görüşmesini anlattı. Survivor All Star 2014 kadrosuna dahil olan yarışmacıları Instagram hesabından duyuran Acun Ilıcalı, iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran'ın da yeni sezonda fenomen yarışmada yer alacağını açıklamıştı. Üçüncü kez şampiyon olmak için geliyor. Survivor tarihinin efsane ismi Turabi üçüncü kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. Mulde katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum. Rakiplerine göndermede bulunduğu paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Turbo Turabi, sosyal medyada çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Direkt diskalifiye edecekmiş. Acun abiyle uzun uzadıya telefon görüşmemizden sonra 1 dakika 33 saniye bir karara vardık. Bana söz verdi. Artık Turabi dur. Yoksa diskalifiye olursun. Diye beni uyarıp kısıtlamayacakmış. Tüm Survivor All Star 2024 yarışmacılarına uyarımdır. Artık ayağınızı denk alın karşımda. Bu saatten sonra Acun abinin Turabi dur. Yoksa diskalifiye olursun lafı geçersizdir. Direkt diskalifiye edecekmiş. Hepinize birden dalarım. SMS oylaması yerine eleme adayı olan yarışmacıların kendi aralarında düelloya çıkacağı All Star'da nasıl bir performans sergileceği merak konusu olan Survivor Turabi, ayağınızı denk alıp dikkat etmezseniz hepinize birden dalarım. Ondan sonra Survivor'a devam edip edemeyeceğime de doktorumuz karar verir. Çünkü kesin beni parçalarsınız. Şans eseri elinizden sağ kurtulursam bu sefer de Acun abi diskalifiye eder. Bensiz pilavsız kuru fasulye gibi kalırsınız ortada. Kavga yok. Konsey yok. Dörtlükler yok. Laf sokma yok. Daha söyleyemeyeceğim yeni şeyler yok. Sıkılırsınız valla. Benden söylemesi ifadelerini kullandı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.